Affedersin. Bir an şey oldu. Boş bulunduk ikimiz de. Hı hı. Ben bir lavaboya gideyim. Alo. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Polis tarafından aranan Geliz Duman hakkında. İki adam bir kıza sahip çıkamadığınız yetmezmiş gibi bu saate kadar bulamadınız mı? Beceriksiz herifler. Aramaya devam edin. Bir kez daha al bu kısmı. Yoruldun tabii. Biraz ara verelim. Ben de tam vaktinde gelmişim galiba. He? Evet. Bade teyze sütün yanında o çikolatalardan da verir misin? Hani kırmızı kutuda olanlardan. Minik kuşum. Kalmadı onlardan. Ya her zaman olurdu ama. Olurdu da bu defa bitmiş. Ben fark etmemişim. Dur, ben sana şimdi mutfaktan başka şey bulurum, tamam mı? Ben bir tuvalete gideyim o zaman. Yarın al bu çocuğa Bade o çikolatalardan. Ama Hulusi Bey, o çikolatalar çok pahalı. Yani bu sıkışık zamanda gereksiz masraf. Aman o çocuk, ben onu başka şeyle oyalarım. Bir çikolatayla ne batarız ne çıkarız. Çocuğun yiyeceği kadar alsan yine de. Canı çekmiş. Tamam tamam. Alır koyarım ben yarın biraz. Sen canını sıkma. Yarın biraz daha para veririm ben sana. Aa yok gerek yok Hulusi Bey. Daha kavanozda var. Ne bereketli çıktı senin bu kavanoz. Eh idareli olmaya çalışıyorum. Üçün beşin hesabını yapar olduk ha Bade. Bu da böyle bir dönem. Atlatıp gideceğiz Hulusi Bey. Hiç üzülme. El birliğiyle gayet güzel idare ediyoruz. Gelecek, geçecek. Böyle bir dönemde beni yalnız bırakmadığın için sağ ol Bade. Gitsen giderdin, dur diyemezdim. Hala da demem. Aşk olsun Hulusi Bey. Ben daha önce sana ne dedim? Ben fare değilim. Hoş, geminin battığı da yok ya. Az su almadı. Sen ve çocuklar olmasaydınız batardı. Sen benim sağ kolumsun. Bu sıkıntıda daha bir anladım kıymetini. Desteğin ve sadakatin için teşekkür etme fırsatım hiç olamadı. Yok canım. Ne yapmışım? Ben Cansu'ya bir şey bulayım. İzninle. Geliz. Az önce bir an kendime engel olamadım. Affedersin. Aslında anlık bir şey denemez. Sen evlenmeden önce bile seni gördüğüm her yerde aptal olurdum. Kalbimin atışını bastırayım diye kuru gürültü yapardım. Çenemin yanında olur olmaz açılması hep bundan. Sonra sen evlendin, ben de içime gömdüm. Evlendiğinden beri yanında hiçbir art niyette yer almadım. Bana ters.
Evli bir kadına yan gözle bakmam. Yanında olmak, dostluğun yeterdi bana. Hulki'nin gerçek yüzünü öğrenmeseydim Sitti seni konuşmazdım da. Ama şu saatten sonra susmak seni aldatmak olur. Mertliğe sığmaz. Çünkü artık ne evliliğine ne de kocan olacak o saygım yok. Ben... Yok. Yok bir şey deme. Şuracıkta ölmeyeyim. Sadece bil istedim. Kafam bu kadar karışmışken bir şey beklediğimden değil. Sakın yanlış anlama. Evliliğim bitene kadar, seni o psikopat moruktan kurtarana kadar ben yine aynı benim. Yanındayım, kanımın son damlasına kadar. Ama içimde böyle şeyler de var. Sana hep açık olacağım diye söz verdim. O yüzden bunu da bilmen gerekirdi. Timon? Açın kapıyı, polis! Ceyhun! Şşt! Korkacak bir şey yapmadık biz. Sakin ol. Yeliz Duman. Benim. Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Buyurun. Özür dilerim. Yok bir şey. Sakin ol. Uyandıramaz mısınız? Hastaneden çıktığına göre durumu iyi demek. Alalım artık şu ifadeyi. Normal uyku olsa memur bey, aldığı ilaçların etkisiyle uyuyor abim. Mağdur olan o. Kaçacak değil ya. Yarın alsanız ifadesini. Karakola gelebilecek durumda mı? Evet, gelir. Yarın sabah bekliyoruz o halde. Lütfen daha fazla uzamasın. Tamam, teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Belki daha iyi oldu. Piyano çalarak para kazanabilir miyim Uysuz amca? Nereden çıktı şimdi bu? Hiç, merak ettim. İleride bir piyano virtüözü olduğunda elbette kazanacaksın. Ama her şeyden önce piyano çalmak bir sanattır. Sanat aşkla yapılır. Kendini adayarak yapılır. Para kazanmak öncelikli amaç oldu mu tutkunu, hırsını kaybedersin. En iyisi olamazsın. Yani daha çok erken. Para kazanamam. Evet küçük hanım. Nasıl para kazanılacağına kafa yorman için de çok erken. Sen sadece okulunu ve piyanoyu düşün. Anlaştık mı? Hı hı. Peki. Hadi bir kez daha baştan alalım. Bilge, şunları da al. Bilge! Bilge! Dünyaya döndü. Neyin var senin? Hiç. Ne oldu? Bir şey mi dedin? Borazan çalsak duymayacak. Bir sıkıntısı var herhalde. Bilge? Yok, büyük bir şey değil. Var yani. Teknolojik tasarım dersinin projesi için malzeme almam lazım. Pazartesi getir dedi hoca. Eksik malzeme olunca da not vermiyor. Buna mı dertleniyorsun? Söylesene kızım. Dur sen Eylül, ben veririm. Ya nereden vereceksin? Bırak işte, ben hallederim. Bırak dedim. Var daha bende biraz para. Döner sermayeden para almış. Allah Allah. Sözleşmelilere de veriyorlar mı? Vermeseler nereden bulacak? İyi. Vallahi borç.
söz. Hepsini yerine koyacağım anneciğim. Bu evin büyüğü benim. Eylül değil. Beni arabasına girdiği an arayacaksın. Neredesin sen abi? İşim vardı. Daha tam iyileşmeden bu kadar dışarıda dolanılır mı? Geldim işte Eda. Merak etmese miydim? Yorgunum biraz. Affedersin. Polis geldi gitti. İlaçlardan uyuyor dedim. Yarın sabah karakola bekliyorlar. İfadeni verecekmişsin. Daha fazla geciktirmesin dediler. Tamam. Tamam. Ben yarın hallederim. Ben bir duş alıp yatacağım. İyi geceler. Sana da. Tartışmalarınız oluyormuş. Daha önce de bıçakla üzerine yürümüşsün. Hayır. Yani tartışmalarımız oluyordu. Ama bıçakla ben onun üstüne nasıl yürüyeyim memur bey? Sizce benim gücüm ona yeter mi? Bu yüzden sırtından bıçakladım. Ben yapmadım diyorum. Neden kaçtın o zaman? Kaçmadım, kaçırıldım. Neden inanmıyorsunuz? Kocanla konuştuktan sonra ortadan kaybolmuşsun. Kocan sana ne söyledi? Bekle burada. Kocasını alın. Akşam üzere ekip gitti amirim. Ama adam ilaç almış. İlacın etkisiyle uyuyormuş. Kardeşine haber bırakmış bizimkine. Sabah gelip ifade verecek. Gereksiz yere hassasiyet gösteriyorsun. Biliyorsun değil mi? Ne olurdu yani Bilge'ye ben verseydim parasını? Sen de yok yere alınganlık ediyorsun. Seninle ilgisi yok, neden anlamıyorsun? Yaptıklarının teşekkürle karşılığı yok Eylül. Ama bu öncelikli olarak benim sorumluluğum. Ayrıca sen de hem okumaya hem babana destek olmaya çalışıyorsun. Bir de biz mi çıkacağız başına? Elimiz çok şükür artık ayağımız da tutuyor. E işim de var. Sözleşmelilere döner sermayeden pay veriliyor mu bu arada? Yeni uygulama. Çok değil ama bir pay veriyorlarmış. Güzel olmuş. Yine de yetmediği yerde ben destek çıkarım. Pazar iyi gidiyor. Don Kişotluk yapmanın alemi yok. Tamam dedim. Şimdilik bir sorun yok. Ne yapıyorsun bızdığım sen mutfakta? Su içtim. Odadayım ben. Ders yapacağım. Tamam canım. Siz burada olsaydınız da bu kadar sıkıntı çeker miydik? Biliyorum, isteyerek gitmediniz. Küs değilim artık size. Yeliz ablama küsüm mesela. O bizi isteyerek bıraktı. Hulusi amcada bile para bitmiş biliyor musunuz? Ablamlarda da yok. Okuldan sandviç bile alamıyorum artık. İş başa düştü. Anneciğim, senin söylediğin gibi her şey sevgi değilmiş. Yalan söyledin bana. Para her şeymiş.
Benim de bir şey yapmam lazım. Yoksa aç kalacağız galiba. Ama piyanodan hemen para kazanamazmışım. Keşke hemen büyüsem. Çok iyi olsam. Ama şimdi bir şey yapmalı. Ne yapabilirim sizce? Allah rızası için bir ekmek parası. Allah rızası için yardım edin. Ha şöyle. Allah rızası için bir ekmek parası. Allah rızası için. Allah rızası için yardım edin. İyi fikir değil mi? Hareketliliği üstünde. Öyle oturuyorum olmuyor, böyle oturuyorum olmuyor. Ağrıyor da hafif hafif. Öf, bugün huzursuz herhalde. Ufaklık, sıkıldın mı sen içeride? Neydi bu? Tekme miydi? Dur bak şöyle bir yatayım. Öyle daha bir hareketleniyor. Sen beni dinliyorsun herhalde. Sesimi duyuyor musun? Ne anlatayım sana ufaklık? Bak geçen gün bir basket maçı yaptık okulda. Antrenmansız olmama rağmen öyle atışlar yaptım ki karşı tarafa açık fark attık. Hele son bir üçlük atmışım. Gürkan'ın yüzünü görmen lazımdı. Vallahi daha cinsiyetini göstermedin ama tekmelere bakılırsa kız da olsan erkek de sağlam bir sporcu potansiyeli var sende. Bakalım artık futbol mu olur, basket mi, voleybol mu ha? Hareketleri azaldı sanki. Daha iyi midir? Çok daha iyi. Teşekkür ederim. Sanki suçluymuşum gibi bakıyordu. Hulusi Bey'i arasaydık keşke. İfade verirken yanında olsaydı iyi olurdu. Düşündüm de o zaman kızlar da gelecek. Bir de onları da mı belaya çekeyim? Zaten seni yaktım. Yahu şöyle söyleyip durma, ne yanması? Ne yapıp edeceğiz, o dingirin yediği haltları çıkaracağız ortaya, merak etme. Korkuyorum Ceyhun. Hulki senin bana yardım ettiğini öğrenecek şimdi. Sana zarar verir diye korkuyorum. Ben varım bundan sonra Halimallah. Benim altından çıkamayacağım taş yok, merak etme sen. Bu çetrefilden çıkacağız diyorsam çıkacağız, tamam mı? Tamam. Ha şöyle. Bırak şimdi düşünmeyi. Kayıktaki anları hatırla. Kurt nasıldı kurt? Bırakırsın değil mi abla? Ne yapacaksın Selin de? Yeni oyuncaklar almış annesi. Oynamaya çağırdı. Tatilim yarın. Tek başıma sıkılayım mı evde bütün gün? Tamam bırakırım. Sallama hemen dudakları. Ama yat hadi artık. Bak geç oldu. Bak pijamalarını bile giymemişsin daha. Hadi ablacığım. Midem kazınıyor. Uyumadın da sabaha kadar. Ben nöbetteyim, yat dedim sana kaç defa. Sen olmasan burada kafayı yerdim herhalde. Faydalı bir organizmayım. Kabul ettin nihayet.
kapısını sabaha kadar aç tuttunuz memur bey. Korkma. Tamam işte abla, bak şurası zaten. Ama mızıldadın Cansu, gidiyoruz işte. Ne olur ben bıraksam. Hem Selin'in annesine de bir merhaba diyeyim, ayıp olur kadına. Ben çocuk değilim, yalnız gitmek istiyorum. Hem Selin'in annesi yokmuş bugün. E kim bakacak size? Selin'in ablası evdedir herhalde. Apartmanın kapısına kadar götüreyim bari. Abla ben kendim gitmek istiyorum, geldik zaten. Tamam hadi madem. Beşte gelip alacağım seni ama. Tamam. Balkondan Selin'e el sallayın, göreceğim. Tamam. Aa Cansu. Balkona çıkalım önce. Gel gel benimle. Hadi. Ne yapıyorsun sen Cansu? Çok gizli bir işim var. Ablamlar tek başıma salmazlardı. Ben de senin beni çağırdığını söyledim. Yalan mı söyledin? Şişt, sus. Ben şimdi gideceğim. Beni idare et, tamam mı? Ablama ne diyeceğiz? Beni görmedi nasıl olsa. Müzik dinliyor odasında da ondan. Ama ablan sormaz mı akşam gelince? Seninle bahçede oynuyor gibi yaparız. Ablamla karşılaşmazlar. Yardım et bana. Çok önemli bir işim var. Ne yapayım? O ne? Elbise işte. Şu odanda giyeyim hemen. Hulki, benim yapmadığımı sahiden biliyorsun değil mi? Uyanınca kendinde değildin sen yaptın derken değil mi? Nereye gidiyoruz? Eve. Konuşacak çok şey var değil mi? O burada seninle ne işi var? Nerede? Nasıl? Neden bir araya geldiniz ki? Ben... Evde dedim. Evde. Sen önce ablanları, bir de onlar musallat olmasın. Yok artık. Alo abla. Yeliz, neredesin sen? Eve gidiyoruz şimdi, Hulki ile de haber vereyim dedim. Kaç gündür ortada yoksun? Polis peşine düşmüş. Senin tek dediğin bu mu yani? Eve gidiyormuş. Ne diyeyim başka? Niye kaçtın mesela? Sahiden sen mi bıçakladın Hulki'yi mesela? Anlatacağın şey bu. Abla yorgunum zaten. Saçma sapan konuşup aradığıma pişman etme. Ben niye bıçaklayayım Hulki'yi? Polis benden bilir diye korkumdan o iyi olana kadar saklandım o kadar. Hesap vermek için aramadım. Merak ettiyseniz diye haber vereyim dedim. İyiyim işte. Hiç aramasaydın ablacığım. Hiç zahmet etmeseydin. Ne halin varsa görseydin. Ne merak edeceğiz biz seni değil mi? Neyiniz ki biz seni? Kimiz? Of abla, yine başladım. Vallahi çekecek halim yok. Gerizekalı. Suratıma kapattı bir de. Salak abi, salak. Hala bu gereksizi niye merak ediyorsun ki sen? Nesini? Kız 2 dakikada delirtti beni ya. Gözlerin kıpkırmızı olmuş. Sabaha kadar uyumadın, sınavda uyuyup kalmayasın. Bir şey olmaz ya, bir kahveye bakar. Bana telefon etmeyi unutmazsın değil mi? Edemem, kusura bakma. Bebeğimin cinsiyetini telefonda söyleyemem. Eve gelince öğreneceksin artık. Gerçi kaç defadır fake atıyor. Yine saklayabilir. Ay bu sefer azimliyim. Öğreneceğim, hiç kaçarı yok yaramazın. Sınavdan sonraya alsaydın keşke randevuyu. Denedim, doluymuş doktor. Bir dahakine beraber gideriz artık. Sana da akşama kadar merak olur. Böylesi daha heyecanlı. Hadi çıkıyorum ben. Sana sınavda başarılar. Güle güle. Gerizekalı. Efendim? Çok affedersiniz. Ben birine söyleniyordum. Şeyden aramıştım ben.
Acaba dün hastanenize Doğan Arıcı adlı bir hasta ambulansla acile geldi mi? Bir bakayım. Gelmemiş efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Dün hastanenize Doğan Arıcı adlı bir hasta ambulansla acile geldi mi? Evet, geldi. Sahi mi? Durumu nedir? Hastanede mi hala? Evet, şu anda burada müşahede altında. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayat oyununda yalnız yapayalnız kayıp gülüşünü arar bir küçük kız. Acılarla büyür küçücük yürekler. Elveda çocukluğum, elveda ey düşler. Vurdukça yüreğim sürse de ümitler. Dönmez çocukluğum, elveda ey düşler. Kaçak bulunmuş sonunda. Bu kadınla yine aynı çatı altında mı olacaksın abi? Azrail'ini kolundan tutup getiren bir seni görüyorum. Ben şuna bir bakayım. Anlatmaya başla. O Ceyhun denen serserinin nezarette seninle ne işi var? Ama öyle kaçırıldım maçırıldım yalanları falan istemiyorum. Yalan değil. Hastanede hava alayım diye bahçeye çıkmıştım. Silahlı bir adam sesini çıkarmadan bizi takip et, yoksa kardeşlerinden birini alırım dedi. O yüzden öyle sessiz sedasız gittim. Adamlar bana saldırmaya kalktılar. Zor kaçtım ellerinden. Polis peşimde, adamlar peşimde. Ne yapacaktım? Kime gidecektim? Eda'yı niye aramadın? Çünkü bence zaten bunu o yaptı. Eda. Evet. Sen yokken o kadın bana karşı tam bir canavar. Tehdit ediyor, aşağılıyor. Beni seni bıçaklamakla suçladı. Senden nefret ediyor. Hatta bana seni mutsuz edebildiğim kadar etmemi söyledi bir keresinde. Senin acı çekmeni izlemek istiyormuş. Belki de o yaptı. Suçu bana atmak için de beni kaçırttı suçlu gibi görüneyim diye. Durdun, düşündün. Bunu buldun şimdi de, öyle mi? Sana gerçeği anlat diye zaman tanıdım. Sen bana olmayacak senaryo yazıyorsun. Aşığınla kaçtığını biliyorum. Hayır, yemin ederim. Kes sesini. Sizi gördüm. Yerinizi bile ne güzel hazırlamışsınız. Gözlerden uzak bir kulübede öpüşüyordunuz. Karnında çocuğumu taşırken bu alçaklığı nasıl yaptın? Akılsız mı koruyacak seni? Yemin ederim. Yemin ederim benim Ceyhun'la bir ilişkim yok. Ben kayıktan inerken polis gördü diye korkup kaçmıştım. Sonra dönünce üşüdüm diye... Yeter! Yeter! Bu saçmalıklarını dinlemeyeceğim. Ben göreceğimi gördüm. Ne var o çapulcuda ha? Ne var? Nasıl bana tercih edersin onu? Ben seni her şeyden korudum. Bana sığınmadın ona sığındığın kadar. Hulki ben... Kes! Seni o hapiste çürütmüyorsam... Şu anda bu boynunu kırıvermiyorsam... Bebeğime dua et. Hulki çok korkmuştum. Bütün gün ormanda kalmıştım. O da beni teselli ediyordu. Anlık bir şeydi. Yemin ederim öncesi falan yok. Aramızda hiçbir şey yok.
çağıracak başka hiç kimsem olmadığından yardım istedim ondan. Ne olur ona zarar verme. Utanmadan bana bir de aşığı koruyorsun ha? Gidip sırtını mı sıvazlayayım? Aşığım değil Hulki. Ne olur inan bana. Sırtımdan bıçakla diyeyim mi? Bütün kredilerini tükettin sen. Bunun hesabını vereceksiniz. İkiniz de. İkiniz de. Şey, Rizzi Bey benim bir istirhamım olacak. Bir tanıdığım rahatsız. Bakacak bir kızı var. Onun da çalışması lazım. Bakıcıya para verecek halleri yok. Ben düşündüm ki nasıl olsa Utku yok artık. Ali ile Eylül de akşamları geliyorlar. Belki böyle gün içinde 3-4 saat gidip ben baksam. Yemeğini falan hazırlayıp yanına bıraksam. Kıza da birazcık destek olmuş olurum. Tabii bu evin işlerini aksatmadan. Bir de tabii sence sakıncası yoksa. Geçmiş olsun. Nesi var? Ben de bilemiyorum. Tam teşhisi koyamadılar. Yazık. Ama ayağı çok kalkamıyor. Bir tuvalete falan gidiyor ancak. Olur. Git. Git bak tabii. Çok sağ olun Hulusi Bey. Ben Ali'ye söylemedim. Bir de bunu duyup üzülmesin. Rukiye halayı pek sever. İçlenir şimdi çocuğu. Derslerinden falan kalır şimdi. Neme lazım. Tamam. Ben de söylemem. Merak etme. Allah razı olsun Hulusi Bey. Ben çıkıyorum o zaman şimdi. Var mı bir isteğin? Çıkmadan yapayım. Yok, sağ ol. Eskiden toptancıya gelmeye ikna edemezdik seni. Bayağı bayağı adapte oldun bu işe. Toptancı bahane. Yol değil, yol arkadaşı için geliyorum. Şu Kemal'e haddini bildirmediniz mi? Hangi Kemal? Hani Bağda ablaya kazık atan eski nişanlısı. Ya bırak o... Yüz olsa herif de bunları mı yapar? Buldu zaten belasını. Karısının ailesi her gün okuyordur canına. Başkasını da hiç düşünmedi mi Bağda abla? Ben duymadım en azından. Zaten oturup benimle konuşacak değil ya bunları. Hayrola sen bu ara teyzemin duygusal hayatıyla pek mi ilgilenir oldun? Bu ani ilginin sebebi nedir? Bade abla babama aşık. Teyzem. Hulusi Bey. Uy, kıyamam ben sana. Bir de böyle sır verir gibi eğilerek falan söylemiyor mu? Ay, karnım ağrı girdi gülmekten. Nereden çıkardın bunu? Nesi bu kadar komik? Bal gibi aşık kadın. Sezgilerim kuvvetlidir benim. Tabii. Ondan kendi duygularını fark etmem bile Cansu sayesinde oldu ya. Sen kendine bak. İnsan kendini bastırdığını sanıyor. O yüzden dışarıdan daha iyi gözlemleniyor zaten. Teyzen de bunca sene bastırmış. Belki kendi bile hala farkında değil. Ha sen ciddisin. Evet. Saçmalık yok öyle bir şey. Mümkün değil. Niye sinirleniyorsun? Olsa ne olur? Olacak şey değil ki. Nesini konuşacağız ya? Hadi yürüyelim ya. Daha işimizi bitirip okula yetişeceğiz. Bekle, Karadenizli. Ne çabuk sinirleniyorsun hemen. Aman! Bundan sonra izin verdiğim yerleri bile dolaşmak yok. Bensiz evden dışarı adımını bile atmayacaksın. Sen burada kal. Sakın aşağı gelme. Bırak! Bırakın! Sakın! Bırak dedim! Hulki! İn lan aşağı! Hulki! Bırakın lan! Sana odada kal dedim. Gir içeri.
Sakın geleyim demeyiniz. Aşağılık herif! Adam mısın lan sen? Kapıma geldiğine göre iyice eceline susadım. Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? Yap hadi! Ömer gibi örtbas edemezsin ama! Buraya geldiğimi bilen var. Biz... Demek karımı benden koruyorsun. Bir daha ona yaklaşmayı her denedim. Onun canı biraz daha. Aşağılık herif! Götür. Bırak lan! Bırak! Bırakın lan! Bırak dedim! Bırak! Bırak dedim! Bırakın lan! Bacaksız. Bas yürü git. Burası sokak, nasıl sizin olur? Bizim lan işte. Kalk dedim, bir de konuşuyor boyuna bakmadan. Bırak. Ya bırak kız beni be. Burası. Ya bırak. Bir daha görmeyeceğiz seni burada. Ya bırak. Ya burası sokak. Bırakın. Git dedim sana. Ya oradan. Ne oluyor orada? Bırakın kızı. Burası bizim yerimiz. Tamam lan, gidiyor işte. Gel abicim sen. İnşallah adam bana kızmaz. Doğan Bey. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim de sizi tanıyor muyum? Armağan ben. Rahatsızlandığınızda oradaydım. Ambulansı ve eşinizi ben aradım. Öyle mi? Can kurtardım yani. Hoş geldiniz. Size nasıl teşekkür edeceğim? Yok canım. Herkes aynı şeyi yapardı. Nasıl oldunuz? Bence harika. Ama doktorlar ısrarla biraz daha tutuyorlar. O gün bunu düşürmüşsünüz. Ambulans hareket edince fark ettim ama yetişemedim. Cüzdanım. Harika. Hayatı garantiye alınca buna tasalanmaya başlamıştım. Bir sürü kimlik çıkartması dert. Kartlar desen ayrı dert. Kendime gelip kartları iptal edene kadar neler gitti kim bilir diye tasalanıyordum. Hepsi yerinde. Hepsi değil. Paraya dikkat ederseniz 400 lirası eksik. Çok özür dilerim. O kadar sıkışık bir an oldu ki. Para doğru olunca ben düşündüm ki yerine koyabilirim. Yani sadece ödünç aldım. Hemen ödeyemem. Ama söz size geri vereceğim paranızı. Yok canım. Ne lüzum var? Çok daha fazlasını hak etmişsiniz. Hayatım kurtulmuş. Cüzdanım sağlam elime gelmiş. Lafı mı olur? Alın. Hatta bu da benden olsun. Ne olur. Ne olur beni daha da utandırmayın. Çok zor gelebildim zaten buraya. Ödül almak için yardım etmedim size. Paranızı da çok mecbur kalmasaydım kullanmazdım, emin olun. Dediğim gibi en kısa zamanda geri vereceğim. Bana bir adres ya da telefon verin lütfen. Başka türlü rahat edemem. Bana bir yardımda daha bulunup şuradan ceketimi verirsen. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi siz o parayı fazlasıyla hak ettiniz. Yani yerine koyamasanız da dert değil. Hiç zorlamayın kendinizi.
teşekkür ederim. Denkler denklemez sizi arayacağım. Tekrar özür dilerim. Geçmiş olsun. Ben teşekkür ederim. Pardon, armağan mıydı? Evet. Memnun oldum. Güle güle. İyi günler. Hayatım, odandan çıkan kız kimdi? Baktım baktım tanıyamadım. Fenalaştığımı sana bildiren kızmış Gülcan. Bak ne getirmiş bana. Aa, orada mı düşürmüşsün? Hı hı. Ay, tüh, bilseydim olduğunu bir teşekkür ederdim. Çok iyi niyetli bir kıza benziyor. Yazık, paraya sıkışmış, 400 lirayı kullanmış. Tutturmuş ödeyeceğim diye. Canım olur mu 400 daha vereyim dedim, kabul etmedi. Ay sen de bir hoşsun Doğan. Kız açık açık hırsızlık yaptım diyor. Sen ikramiye mi öneriyorsun? 400 lira kullanmış, az para mı? Amma yaptım bir tanem ya. Kız hayatımı kurtarmış. Cüzdanı yekpare getirmiş. İstese daha neler götürdü biliyor musun? Verdiğim parayı kabul etmedi diyorum. Günah. İhtiyacı varmış almış. Canım o kendince bir bedel belirlemiş kafasında işte. Ay ne acı değil mi? Artık kimse karşılıksız iyilik yapmıyor. Alsın be hayatım. Kocandan kıymetli mi? Aman Doğancığım, benim derdim para mı sanki? Sen benim niye kızdığımı anladın. Hadi hadi. Nerede benim suyum? Ağzım kurudu bak. Ay kıyamam. Lafa daldım unuttum. Tamam artık ağlama abicim. Sokaklar senin gibi küçük bir kız için çok tehlikeli. Bir daha kimseyle kavga etme. Sana sataştılar mı hemen kaç oradan. Tanımadığın birileri sana iyi davranırsa sakın onlarla konuşma. Kaç yanlarından. Çocukları çalıştıran amcalar var. Onların eline düşersen kurtulamazsın. Biliyorum ama... Ailen mi istiyor dilenmeni? Haberleri yok. Yapma o zaman. Niye yapıyorsun? Paraya ihtiyaçları var. Nasıl yardım edeceğim ki başka? Benim yaşımda biri ne yapabilir ki? Annem baban duyarsa üzülürler. Kızarlar sana. Annem babam öldü benim. Ablalarım var. Yüzün neden böyle? Senle mi kavga etti? Oluyor bazen. Önemli değil. Senin evin nerede? Yalnız gidebilecek misin? Çok uzak değil buraya. Gideyim artık, merak ederler. Teşekkür ederim abi. Merhaba. Nereye bakıyorsun? Hiç. Merhaba, sen nereden çıktın? Kardeşimi almaya gidiyorum. Evimiz buraya yakın biliyorsun. Hayrola, misafirin de mi vardı? Yok canım, burası sana rezerve. Artık ek sandalye taşıyorum. Vaktin varsa otursana. Var aslında biraz. Teşekkür ederim. Sinirlenmekte haklısın. Ama en azından kafan rahatlamıştır kardeşinden haber alınca. Ben birkaç yere haber bıraktım senin için. Aslında eczane yanı ayarlamak istiyorum. Ay aman sakın. Eczane istemem. Niye ki? Kötü bir maceram var. Merak etme. Ben sana sağlam bir yer ayarlarım. El ele verirsek bunu da aşarız. Dertlenmek yok, tamam mı? Anlaştık mı? Her şey kötü gidecek düşüncesini at artık kafandan. Bu düşünce seni yiyip bitirecek. Armi. Armi nereye daldın? Affedersin. İyi misin sen? Rengin attı. İyiyim. Kusura bakma. Yeliz yüzünden gerginim bugün. Ne diyordun? Akşama diyorum. Annem meşhur Hasan Paşa köftesinden yapacak. Seni de davet ediyor. Yok canım, ben nasıl bakarım insanların yüzüne? O niye o? Ben sana çarpıp kaçan kızım. Unuttun mu? Nasıl unuturum? Bak hala çarpılmış geziyorum. Sahi buna mı takıldın? Yok da... Yapma. O köprünün altından çok sular aktı. Şimdi sana karşı sempatileri büyük. Gelirsen çok sevinirler. Tabii ben de. Seni kumpasa getirip istemeyeceğiz söz.
Gerçekten lezzetli bir yemektir. Annem de harika yapar. Kaçırmamanı şiddetle tavsiye ederim. Hem bizimkiler eğlencelidir de. Bir değişiklik olur sana. Bilmem ki. Ben bunu evet olarak kabul ettim. Akşam gelirim seni almaya. Ama yetkin. Ya bir yemek. Kırma beni. Akşama görüşürüz. Hoşça kal. Hadi tamam mısın? Tamam tamam. Hadi bahçeye inelim, ablamı orada karşılayalım. Sen ne yaptın böyle Can, söylesene. Biraz para kazandım. Bak. Aa, biz küçüğüz ki. Çalışmayız. Nerede çalıştın? Buldum işte bir yer. Ne yapayım? Eve makarna, yoğurt, peynir alacağım. Ablanlar almıyor mu? Normalde alıyorlar da şimdi kimse de para yok. Yardım etmem lazım onlara. Ama bilseler kızarlar şimdi. Ablanı idare edebilecek misin? O seni daha yeni uğradın sanıyor. Hadi çıkalım. Tamam hadi. Aslında karşılaştığımız iyi oldu. Son günlerde saçmaladım sana karşı. Fazla tepki verdim, kusura bakma. Normalde kıskanç bir insan değilimdir. Ayrıca yazdıklarını okuyunca seninle gurur duyduğumu da bil. Hiç alınmadım. Ben de çoğu zaman kendi yazdıklarımı beğenmem. Kendine rekabet halinde olmak iyidir bence. Bir şey yapmayı düşünmüyor musun? Bizim bir avukat tanıdığımız var, ona danıştım. Hayır canım, hiç isim falan vermeden. Gazetedeki bir haberden bahsediyor gibi. Polis babanı engelleyebilirmiş. Polislik bir durum değil bizimki. Bunu her defasında konuşmasak. Sen kardeşine geç kalma, ben de biraz kanlıcaya gideyim. Burası seni alıştı. Hayrola teyze? Ay, alışverişte yaptım ya. Ayaklarım ağrıyor. Bir nefes alayım dedim. Sen hasta falan mısın? Bu aralar çabuk yoruluyorsun. Aman yok canım. Turp gibiyim maşallah. Yaş oğlum. Genç kız değiliz artık. Ah. Şunları yıkayıvereyim mi sana? Ay vallahi hayır duamı alırsın ha. Teyze sen sigortanı ödüyorsun değil mi? Ha, Hulusi Bey hep ödedi sağ olsun. Ne zaman emekli olacaksın? O kadar da yaşlandım demedim. Yok da hani baksana burada işler pek de yolunda değil. Belki dönersin memleket artık. Ha, Hulusi Bey'i bu halde bırakıp. Hem benim ne işim var bu saatten sonra memlekette? Burası benim evim gibi. Dile kolay 25 sene. Bu devirde insanlar evliliklerini bu kadar sürdüremiyor. Sahi sen hiç ayrılmayı düşünmedin mi teyze? Hulusi Bey zor bir adam. Seni de çileden çıkardı olmuştur kesin. Huyunu bildin mi zor değil. Nesi zor? Aksi maksi ama pamuk gibi kalbi vardır. Sen de biliyorsun yani Ali. Allah için beni de bunca zaman hiç kırmadı. Ya da sen toler ettin. İşim bu. Yani kendine bir hayat kurmayı istemedin mi hiç? Bu hayat değil mi Ali? Öyle değil. Yani evlenmek gibi. Aman hiç açma o konuyu. Al iki kere kalkıştım o Kemal densiziyle. Her ikisinde de aldım boyumun ölçüsünü öyle oturdum. Her şey nasip. Benim de nasibim burası. Hiç de şikayetim olmadı çok şükür. Hayrola sen niye sordun şimdi bunları? Hiç. Merak ettim. 25 sene insan bir kişiye nasıl sadık kalır? Niye kalmasın ki? Karşısındaki insansa, sana insan gibi davranmışsa, bir gün bile hizmetçi olduğunu hissettirmemişse, niye başka macera arayayım ki? Buranın çalışanı değil, sahibi gibiyim artık baksana. Hulusi Bey'in bana sağladığı imkanları kimse sağlamazdı. Utku? Merhaba. Merhaba. Nasıldı sınavın? Bırak şimdi sınavı. Ne oldu? Görebildiniz mi bugün? Hı hı. Erkek. Bak. Burada. Görebiliyor musun?
Hiç anlamıyorum ki ben bundan. Erkek ha? Ben görebiliyorum. Babası gibi yakışıklı. Bence sana benzeyecek. Birlikte bilardo, basketbol oynarsınız artık. Satrançta kendi rakibini yetiştirirsin. Ama birlikte çapkınlığa çıkmak yok. Şimdiden anlaşalım. Gerçekten oğlumun fotoğrafına mı bakıyorum şimdi? Evet, artık isim düşünebiliriz. Ben biraz erken çıksam olur mu? İşe yürüyerek gideyim bu akşam. Olur tabii. İstersen yanında kalsın. Babanın önce hazmetmesi lazım. Yoksa sevindi tabii. Sevinmez mi? Ne arıyorsun odamda? Demek sevgilinle kaçmıştım bir de. Onunla mı planladın Sulki'yi öldürmeyi? Benim sevgilim mevgilim yok. Kaçmadığımı sen de bal gibi biliyorsun. Sen yaptın değil mi? Sen kaçırttın beni. Eminim sendin. Benden kurtulmaya yer arıyorsun. Sen sadece saygısız değil, şuursuzsun da. Karşında senden kaç yaş büyük bir kadın var. İnsan biraz haddini bilir. Ama senden bunu beklemek çok şey beklemek olur. Kaçtığın delikte sevgilinle yakalanıyorsun ve hala beni suçlamaya çalışıyorsun, öyle mi? Hiç güleceğim yoktu. Hem senden niye kurtulmak isteyeyim? Sen beni çok eğlendiriyorsun. Hayrola tatlı cadı? Sesin solun çıkmıyor. Çok mu yoruldun arkadaşınla oynarken? Gittiğimde bahçedilerdi. Bütün gün içeri girmemişler. Okul yüzünden ne zamandır görüşemiyorduk Selin'le. Özlemişiz birlikte oynamayı. Bu kızın büyümüş de küçülmüşlüğü bitiriyor beni. Nasıl? Abartılı değilim değil mi? Gayet güzelsin. Yeter, bu kalsın üstünde artık. Görücüye çıkmak heyecanlı, he? Ya ne görücüsü? Öyle mi giyinmişim? Ben öyle görünmemeye çalışıyorum. Görücü ne? Aa, Güzin abla, sen nasıl kaçırdın bunu? Aşk meşk meselelerinde radarların açıktır oysa ki. Bakma ablacığım sen Eylül ablana. Saçmalıyor. Hadi ya, artık sen bize laf yetiştirme. Çocuk ağaç oldu kapıda. Uf, niye kabul ettim ki sanki? Ne diyeceğim, ne yapacağım ben orada? Aklıma benim. Yemek yiyeceksin. Bak böyle. Ay komik misin sen? Değil miyim? Abla daha burada mısın? Of. Hadi itmek lazım. Hadi. Yürü yürü. Ya hadi. Ya hadi. Dur. Of. Şunları topladım o kadar. Unutmayayım. Hadi. Oh be. Nihayet boş kaldı oda. Gel.
Salataya sirke mi koydunuz? Kaç kere söyleyeceğim sevmiyorum diye. Yo, sirke yok Eda Hanım. Öyle koktu. Salatayı istemiyorum, götür. Peki efendim. Hulki gelmedi mi daha? Gelmedi efendim. Yeliz nerelerde? Odasından çıkmayacakmış. Tamam hadi çabuk, hadi çık. Efendim. Yine yemek yemek istememişsin. Ben biraz geç geleceğim. Şimdi hemen kalkıp aşağı iniyorsun. Yemeğini yiyorsun. Ben gelene kadar da... Eda'yı yalnız bırakmıyorsun. Anlaşıldı mı? Yeliz. Duyuyorum, sağır değilim. Baş üstüne mi diyeceğim illa? Sen artık. Dokunuyor sana biliyorsun. Yemek yedin mi? Ben bakkala gideyim. Anne geldiler. Geldim ben de. Açsana kızım. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Hadi girin, kapıda kaldınız. Tülin terlik versene çocuğum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne güzel güller. Bizim bahçenin gülleri. Ay çok teşekkür ederim kızım. Mis gibi de kokuyorlar. Al şunları Tülin'cim de bir vazoya koy. Hadi geçin çocuklar, geçin. Hadi vallahi, acıktım ben. Geçin geçin. Madem açsınız hemen oturalım değil mi o zaman? Gel kızım, gel sen şöyle otur. Yetkili oğlum sen de şöyle otur. Biz hiç karşılaşamamıştık. Çok merak ediyordum seni. Anlattığın kadar varmış abi. Çok güzel.
teşekkür ederim. İnşallah köfteyi seversin kızım. Çok severim. Hanım bir otur artık. Geldim geldim, başlayın siz. Hadi kızım çekinme, başla. Yetkin şunu oraya koyver çocuğum. Nasılsın kızım? İyileşmişsin çok şükür. Evet iyiyim, sağ olun. Kardeşlerin nasıllar? İyiler, teşekkür ederim. Bu sene sınava hazırlanıyormuşsun sen de. İşte çok iddialıyım denemez. Sen de mi gireceksin? Evet, ben de eczacılık istiyorum ama bakalım. Nereden nereye nasip kısmet değil mi kızım? Kazanın hayırlısı da olur mu? Oluyormuş bak. Demek vesile olacakmış. Kader. Oo, kader mader. Anneciğim açız diyoruz, sen derin sulara açılıyorsun. Ver bakayım şu dolmadan sen bana. Annem aldı yürüdü abi. Sorma valla. Ayakkabı şeydi şu maskaralara. Hanım sen onların hakkından gelirsin. İyi ki buradasın vallahi. Buradayım abi, gel. Oğlum oluyor Ceyhun. Oğlum. Deme. Hayırlısı olsun Estero. Sağ olasın ya. Sersem gibiyim. Nereye gideceğimi bilemedim. Bu akşam yanlış adama geldin. Kusura bakma, pek havamda değilim. Heyecanını kursağında bırakacağım. Ne olmuş böyle sana? Maçta kavga çıktı diye duydum ama senin dalacağını düşünmemiştim. Niye karıştın ki abi sen? Sen uzasaydın. Ne maçı abi? Maça falan gitmedim. Nerede dalaştın? Hulki'nin köpekleri daldı. Ne? Nasıl yani? Yeliz'in durumları çok karışık Utku. Kız hastaneden kaçmamış, kaçırılmış. Korkudan beni aramış. Bizim İlker'in orada sakladım. Kim kaçırmış peki? Bilmiyorum. Orada anlattı işte bana her şeyi. Hulki Dingir'i zorla kızı evde tutuyormuş. Kız o yüzden kardeşleriyle bile kötü olmuş. Evine gittim çekip alayım diye ama herif çoğulu kapıya iki dingil koymuş. Hayda. Ciddi misin sen ya? Ne yapacağız peki? Ne bileyim. Elimi kolumda bağladım. Geliz'e yaklaşırsam ona zarar verecekmiş. Öyle saçmalık mı olur ya? Dağ başında mıyız? Polisle gideriz biz de. Daha önce amcanlar gitmiş. Yeliz şikayetçi olamıyor abi, sorun orada. Niye olamasın abi? Çünkü adam kardeşleri üzerinden tehdit ediyor kızı. O ben bir amcamla konuşayım. Sakın. Sakın ne amcan ne de kızlardan biri bilmesin. İşler temelli sarpa sarar. Hele Armi. Aman diyeyim abi. Yeliz bin tembih verdi. Kız adamın elindeyken yanlış yapmayalım. Herif karanlık, sağ solu belli olmaz. Armi de deli ya, onun hiç belli olmaz. Bilse onu da tutamayız. Aynen. Tıkandım, iyi mi? Mal gibi tıkandım. Çalıştır saksıyı Desidero. Bir akıl ver bana. Kızı kurtaracak bir akıl ver. Yok, çalışmıyor benim motor. Vaktinde geldin. Birazdan burada bir gösteri izleyeceğiz de. Ben yalancıyım değil mi? Evde sana zarar verecek başkası yok. Yazık. Zavallı kardeşin yürüyemiyor değil mi? Yorgunum Yeliz. Hiç kavga edecek halim yok. Yine saçmalamaya başlama. Yok yok. Bunu görmen lazım. Buradaki asıl yalancıyı görmen lazım. Sen bana mı satışıyorsun? Kendini nasıl da biliyorsun? Bu kadın sakat makat değil, yürüyor. Bu sandalye falan hepsi numara. Belki de Hulki'yi sen bıçakladın. Abi ne diyor bu?
Yeliz. Yeliz daha fazla tepemi attırmadan odana çık. Yürüyor diyorum sana. Gördüm. Gözümle gördüm. Bu kadın senden nefret ediyor. Sana yalan söylüyor. Tek derdi senden intikam almak. Benimle uğraşmaktan onu görmüyorsun. Yeter artık. Kes şunu. Bırak beni. Gel buraya. Yürüyor dedim. Al işte al. Gözümle gör sen de. Yeliz yapma. Yeliz yapma. Yeliz. Kalk. Yeliz. Kalksana. Abi. Kalk dedim kalk. Abi. Yeliz. Kalk. Numara yapıyor Hulki. Kalk. Sana odaya çık dedim. Bırak. Bırak. Bunu yukarıda. Ya ama. Bırak. Tek kelime daha istemiyorum. Bırak. Bırak beni. Eda. Eda. Eda çok özür dilerim. Bir şeyin yok değil mi? Bırak. Bırak. Eda, Eda izin ver yardım edeyim. Bırak. Bırak. Gel. Gel. Bırak. Her şey için teşekkür ederim. Çok güzel bir akşamdı. Dediğim gibi her zaman bekleriz kızım. Evi öğrendin bak. Çık gel. Bakma sen illa yetkin olmak zorunda değil yanında. Dilin'le de anlaştınız. Tabii ya. Ne zaman istersen gel. Hatta birlikte çalışırız arada istersen. Olur. Tabii. Ben de beklerim. Tülin birer kahve daha yap istersen. Vedalaşamayacağız biz. Muhabbetin zevklisi ayaküstü oluyor abi sen de. İyi de daha bu ilk kapı. Bir de çıkış kapısı var bunun. Hadi yavaş yavaş ilerleyelim. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Eda. Eda ne olur yapma böyle. Evime götür beni. Konuş benimle. Onun adına yüzlerce, binlerce özür dilerim. Özür. Özür bir kendini bilmezin elinde yerlerde sürünmenin utancını alır götürür mü? Bunca yıl kaybettiklerim yetmemiş gibi bana bahşettiğin eksikliği karın her gün yüzüme vursun diye mi geldim ben? Ya böyle rezillik, böyle hadsizlik olur mu? Süründüm resmen. Bu yaştan sonra yerlerde süründüm. Bu mu bana reva gördün? Eda. Ben sana ne yaptım abi? Eda. Hiç mi vicdanın sızlamıyor bana bakarken? Bizimkiler yordu seni değil mi? Konuşkan bir ailem var. Sen onların telaşına bakma. Özellikle annemin. O biraz tez canlıdır. Hepsi çok tatlı insanlar. Şanslısın, güzel bir ailen var. Onlar da seni çok sevdi. Armi, kendini baskı altında hissetmene gerek yok. Bu sadece bir yemekti. Annem, anne işte heyecanını mazur gör. Kasılma hiç. Üzerinde baskı kurmaya çalıştığım falan yok. Ne oldu? Ben devam edemeyeceğim. Yanlış bir şey mi yaptık? Yanlış olan benim. Hazır olmadığım bir şeye evet dedim. Yol nereye götürürse demiştin. Ama senin gitmek istediğin yeri görüyorum. Benimle gelecek planları yapıyorsun. Gönlümden geçen o. Ama plan falan yapmıyorum. Daha önümüzde çok uzun bir yol var. Gerçekten ne olacağını kim bilebilir ki? Senden hala bir söz beklemiyorum. Biliyorum. Biliyorum ama... Yetkin... Keşke en başında seni tanısaydım. Ama olmuyor işte. Ben geçmişe saplanıp kaldım. Ne kadar öfkelensem de, nefret de etsem, Utku'yu atlatabildiğim söylenemez. O hayalet gibi yanı başımdayken seninle yürümem haksızlık. Ben bunu sürdürürsem kendimden nefret edeceğim. Seni çok seviyorum. Benim için çok özel bir yerin var. Ama sadece arkadaşım olarak. Senin bana baktığın gibi sana bakamadıktan sonra elini tutmaya hakkım yok. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Hoşça kal. Merhaba.
Kızlar yattı mı? Bilmem. Sesleri çıkmıyor ama. O kadar kötü mü? Ne oldu? Annesi mi, babası mı çamur yaptı? Yo. İkisi de çok iyi insanlar. Çok sıcaktılar. Boş ver ya, bölmeyeyim seni. Bak dersine. Saatlerdir beynim sulanmış zaten. Ne o? Yetkinle mi tartıştınız? Tartışmak denemez de... De? Bitti. Bitirdim. Durduk yere. Neyini zorlayayım Eylül? Olmuyor işte. Denedim, olmadı. Bu sabah Yetkin heyecanlı heyecanlı bana bir şey anlatıyordu. Ben ona bakarken Utku'yu gördüm. Hiç söyleme. Biliyorum. Saçmalığında niskası. O geri zekalı bunu hiç hak etmiyor. Ama işte. Önce benim aklımdan, kalbimden Utku'yu atmam gerek. Arınmam gerek. Böyle sanki yetkini kullanıyormuşum gibi. Kendimi kötü hissediyorum. O kadar iyi niyetli ki. Utanıyorum ona bakarken. Yetkin araç olmayı hak etmiyor. Böyle giderse onu kıracağım. En iyisi başlamadan bitirmek. Çay. Sen ne yaptın ha? Sakın. Sakın bir daha bebeğe güvenip haddini bilmezlik etme. Numara yapıyor. Yemin ederim numara yapıyor. Sakın. Sakın. Ne yapıyorsun? Bundan sonra sana telefon da yok. Bebek doğduktan sonra hesaplaşacağız seninle. Bu burada kalmayacak. Bitmedi mi daha? Anca oğlum. Geç yedik ya. Sahi hayırdır teyze? Kaç gündür senin program bayağı şaştı. Saat gibi vaktinde zamanında yenen yemekler geç yenir oldu. Sen sorgu meleği gibi ne dolanıyorsun peşimde Ali? Aman bir iki akşam yemeğiniz şaştı da kıyamet mi koptu? Kimse bana hesap vermiyor ama herkes benden tek tek hesap soruyor. Ne bu canım? Yeter artık da. Ne dedim teyze ben de? Sen de var bir şey de hayırlısı. Bak hala ne diyor? Ha var. Sevgili yaptım kendime. Öyle diyorsunuz değil mi şimdi? Onunla gezmekten böyle işler şaşıyor oldu mu? Tövbe tövbe. Ama zaten yorulmuşum. Anam dinimi ağlamış. Ne olur git başımdan Ali de şunları bitireyim ya. Teyze, vallahi var sende bir sıkıntı. Bizimkilerden hasta yok eminsin değil mi? Hasbinallah. Yemin ettim ya oğlum. Yok bir şey. Yani bir yandan eşyaları falan toparlıyorum da ondan. Hadi beni rahat bırak da şu işimi bitireyim. Ne olur yoruldum bak. Daha ayakta mısın? Kitabı bırakamadım. Geç oldu ama Bilge. Yat artık. Bakayım sana. Neden solgunsun bu kadar? Yo, iyiyim. Belli belli. Yarın okula gitme de dinlen. Olmaz, proje yapacağız. Sen sonra yapacaksın demek. Ya abla. Hadi bakalım yatağa. Kim ki bu saatte? Arman. Yetkin mi bu? Mahalleyi toplayacağım. Abla ben de geleyim. Hayır hayır. Sen yat. Yetkin. Sen için öyle birden dökünce kilitlendim. Cevap hakkımı kullanamadım. Şimdi de ben konuşabilirim herhalde değil mi? Konuşmakla... Ben dinledim sonuna kadar. Sıra sende.
Korkunun hayaleti. Daha şimdi çıkmadı ki ortaya. En başında paşalar gibi oradaydı. Daha sen bana ilk geldiğinde. Hastanede. Uyuduğumu sanıp Utku'yu anlatırken. Ben seni zamanla sevmedim. Seni başucumda ilk gördüğüm an etkiledin beni. Mahzunluğun, masumluğun, hem ürkek hem cesur bakışların. Daha anda sarılacaktım utanmasam. Utku'yu aşamadın evet. Hemen de aşamayacaksın kabul. Sen bugün sevip yarın unutabilen bir kız değilsin. Sevginin bir anlamı, bir kıymeti var sende. Ama tükürdüğünü de yalamazsın. Yarın değilse öbür gün. Eninde sonunda atacaksın onun içinde. Ha, onunla tekrar bir araya gelmeyi düşünüyorsan ben zaten seni yanlış tanıdım demektir. Düşünüyor musun böyle bir şeyi? Var mı böyle bir ihtimal? Ya demek yine Utku sadece bir hayalet. Ben de bir hayalete meydanı bırakıp gitmeyeceğim. Tamam, kötü bir dönemine geldi. Ne yapalım? Zamanlama yanlış diye sevgimden vaz mı geçeyim? Yok öyle ya ama. Seviyorum. Ben seni seviyorum. Benimle derdin olsa kabul. Ama senin beni sevme ihtimalin olduğu sürece ben buradayım. Buradayım, anladın mı? Sen sorumluluk falan hissetme. Ben imzamı atıyorum bak. Bu savaşa gönüllü giriyorum. Yani hoşça kal yok Armi. Görüşürüz var. Bu ilişki daha eksi olmadı, haberin olsun. Eylül, oturmadan Ali'yi de çağırır mısın? Tabii. Kendine de bir servis koy Badem. Bu sabah hep birlikte kahvaltı edelim. Günaydın Hulusi Bey. Günaydın. Oturun çocuklar. Finaller ne zaman başlayacak sizin? 15-20 gün sonra. Pazar yüzünden aksatmayın sakın. Yok baba, biz kurduk düzeni, sen merak etme. Baba ekmek verir misin? Teşekkür ederim. İşim başımdan aşkım. Aklımı burada bırakma benim Yeliz. Kısasa kısas yapacak durumda değilsin sen. Eda'yı bir kez daha incitecek olursan olacaklardan sorumlu değilim. Ne yapıp edip gönlünü alacaksın? Gördüm. Gözlerini kontrol ettir o zaman. Sakın bir daha beni yerde süründürmeyi düşünme. Yani yürüyemiyorsun. Bacaklarını hissetmiyorsun bile, öyle mi? Yürüsem neden bu sandalyede ömrümü çürüteyim? O kıt zekanla suçunu bastırmak için kendine başka malzeme bul. Çık şimdi odamdan. Saygısız.
gerçeklerden bahsedecek miyiz? Yoksa Hulki'yi çağırayım mı? Alo. Alo Bilge. Efendim var. Neredesin kızım? Bu Mehmet yüzünden sen de güme gideceksin, sana söyleyeyim. Hoca fena kızdı ikinize de. Ya Mehmet'le ne ilgisi var? Başlama sen de sınıftaki zevzekler gibi. Hastayım, ablam salmadı okula. Ya neyin var? Ne bileyim ben. Bence bir şeyim yok ama dün halsizdim. Ablam da gereksiz alarm durumuna geçti. Demek Mehmet de gelmedi ha? Hı, millet de bol bol günahınızı aldı. Boş beyinliler. Bari rapor falan getir yarına da hoca takmasın. Tamam bakarım. Sağ ol haber verdiğin için. Görüşürüz. Görüşürüz. Babam o kadar seslendi, abim hiçbir şey yapmadı. Öyle izledi. Bir hareket gösterseydi, üzerime atlasaydı, ne bileyim, bisikletim bitseydi sakat kalmayacaktım. Bir senedir yürüyorum. Öncesi kabus. 6 yaşında bir çocuğun bir anda bir koltuğa çakılıp kalması ne demektir biliyor musun sen? Hayatım öyle aktı. Ben baktım. Peki artık şimdi neye yarar bu ayaklar? Ha? İntikam almaya mı? Senin de abime bayıldığın söylenemez. Bu hapishaneden çıkmak istemez misin? Sana istersen anahtarını verebilirim. Ne karşılığında? Sence? Sen Hulki'yi ikna edemezsin. Hulki beni bırakmaz. İkna edeceğimi kim söyledi? Bazı problemleri kökten çözmezsen hayatın boyunca uğraşırsın. Sendin değil mi? Onu bıçaklayan sendin. Bilemem. Bildiğim bunu yapan başarılı olsa üzülmezdim. Sen üzülür müydün? Yine de o senin abin. Kanın, canın. Nasıl bu kadar nefret edersin? Zamanla insan yumuşamaz mı? Hayatın dolduracak bir şeyleri varsa yumuşar herhalde. Ama ben her gün aynı kabusa uyandım. Her gece rüyamda kuşlar kadar özgür gezip, sabah yatağımda kütük gibi biri gelip beni sandalyeme alsın diye bekledim. Onun ruhu duymadı. Beni görmek bile istemezdi. Hatasını ona hatırlattığım için. Gel, hafta sonları bir gezdir. Ya da otur sohbet et. Yalnızlığımı paylaş. Yok. Onun hayatı, telaşı, işleri arasında eriyip kaldı. Kayboldu sakat kardeş. Hayata küstüm diye bir de bana kızardı utanmadan. Bunca sene sonra beni evine alıp getirmesi, ilk defa ısrar etmesi. Neden? Karısının motivasyona ihtiyacı varmış. Yeni bebeği için çok mutluymuş. Geçmişi unutalımmış. Sen zaten unutmuşsun. Senin umrunda mı benim hayatım bitmiş bitmemiş? Peki insan kardeşine karşı bu kadar mı murdum duymaz? Bu kadar mı bencil olur? Bu kadar bencilse sevilmeyi hak eder mi? Sen sevebildin mi? Bebeğini bile zorla yapmış, öyle demiştin. Seni de zorla tutuyor burada. Bebekten sonra salacak mı sanıyorsun? Yaşadığın sürece bu hapishanede mahkumsun. Hatta onun kölesisin. Özgürlüğün için ayağına gelebilecek belki de tek fırsatı sunuyorum sana. Ha? Sana nasıl güveneceğim? Zamanla, deneyerek. Nasıl? Mesela bugün benden sana 3 saat izin. Çık,
Gez, dolaş, ailenle görüş. Hizmetçiler güvenlik yumurtlasın, Hulki de canımı okusun. Harika plan. Üç kuruş fazla para verdin mi en şakıyanı bile dilsiz olur. Sen de ağzını açacak kese yok ama bende var. Çık dene. Bundan daha kötü durumda olamazsın ya. Ailem deyip duruyorsun. Onlar için bu kadar riski göze alamayacak mısın? Oyunsa bu. Hulki biraz daha baskı yapar o kadar. Karnında hayat sigortam var nasıl olsa. Başka bir şey yapamaz. Ama ya değilse? Git. Dilediğin kadar düşün. Benim acelem yok. Bunca sene en iyi öğrendiğim şey sabretmek, beklemek. Senin kaç seneyi daha böyle geçirmeye tahammülün var? Git bir düşün. Hadi. Mekanı yakın. Bakayım. Ellerim kırılsın. Diyorum sana. Ben sarhoşken karşıma çıkma be oğlum. Alma beni eve. Dur bakayım. Baba yapma. Allah belamı versin benim. Ben baba mıyım ben? Adam mıyım? Allah'ın acını alacağına. Keşke beni alsaydı. O bakardı sana gül gibi. Ben bir adamım. İçmeyeceğim diyorum diyorum o mereti. Ama kanıma işlemiş. Atamıyorum. Atamıyorum oğlum. Kıyayım canıma. Sen de kurtul. Ben de kurtulayım. Baba ağlama tamam. Baba tamam. Hadi kahvaltımızı edelim. Acıktım. Çay hazır. Otur sen. Yorma ayağını. Ben yaparım. Hadi otur. Artık evden gizli gizli çıkmıyoruz bakıyorum. Kahvaltıdan ayrı ayrı mı kalkacaktık? Hem Bade abla şu ara çok yoğun. Pek bize bakmıyor. Yapma şunun esprisini Eylül ne olur da. Masada da öyle imalı imalı güldün. Hulusi Bey anlayacak filan. Yok yere durum yaratma. Gerek yok yani. Ben ne yaratıyorum? Ben olanı görüyorum. Sen görmüyor musun sahi? Ne var bunda bozulacak anlayabilmiş değilim. Bak böyle diye diye gördüğümü de yanlış yorumlatır oldun bana. Her zamanki teyzem işte. Hulusi Bey'e saygısı var o kadar. Ondan hoşlanması falan yok yani bu yaşta. Olacak şey değil. Olsa bile ben alır giderim teyzem o zaman. Hayda, o niye? Öyle. Bu konu beni huzursuz ediyor işte. Kapat bir daha da açma ne olur. Yok yere gerilmeyelim yani. Var mı benden bir isteğin? O ne Hulusi Bey? Ne gelmiş bu defa?
Yürütmeyi durdurmak için açtığım dava kabul edilmemiş. 2 haftaya kadar evi boşaltmak durumundayız. Bilge, yine mi okula gittin? Biraz rahatsızlandım. Ablam okula göndermedi. Bahar aradı, senin de gelmediğini haber verdi, merak ettim. Otursana. Ne oldu ayağına? Hiç, burktum. Daha ne kadar babanın yaptıklarına mazeret bulacaksın? Babanın tedavi olması lazım, bunun sonu yok. Okuluna, hayatına mal olacak adam. Niye bir şey yapmıyorsun? Babam o benim Bilge. İsteyerek yapmıyor. İçince kendini kaybediyor, o kadar. O kadar? O kadar ne demek? Şu haline bak, topallıyorsun. Ne istiyorsun? Seni sakat bırakmasını mı? Bu gidişle bir gün o da olacak. Bilge, bıraksan da bu aile meselesi olarak kalsa, bu senin anlayabileceğin bir şey değil ki. Niye müdahil oluyorsun inatla? Bilmem. Senin için endişelendiğimden olabilir mi? Bu daha ne kadar sürer böyle? Yok, bu sadisteye daha fazla seyirci kalamam. Kusura bakma Mehmet. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin, geç kaldın. Evet, sorma ya, trafik. Yeni kıyafet hazırladım sana, odanda. Acele et de işe gitmeden 2 lokma yemek ye istersen. Masa hazır. Sağ ol ama hiç vaktim yok. Restoranda atıştırırım artık. Sen ye, tamam? Semih nasıl? Kim? Çocuğa ad demiştin ya. Semih nasıl? Babamın adı. Belki o zaman torununu görmek ister. Semih. Güzel isim. Neden olmasın? Teşekkür ederim. Bebeğim, ne dedim sana ben? Baban seni seviyor. Benimsedi artık. Girin. Sen miydin? Söylediklerini düşündüm. Evet. Sana güvenip güvenemeyeceğimi deneyeceğim. Sana söyledim bilmem. Bugün akşam yemeği varmış. 12'den önce gelmeyecekmiş. Sen ne olur ne olmaz 11'den önce evde olmaya bak. Güvenlik? Onlar tamamdır. Meret beni çağırttım dedim bir an.
Kafayı yemek üzereydim. Dur, dur şu kapıyı kapatayım önce. Nasıl becerdin kaçmayı? Buraya gelir ama o kitapsız. Merak etme, bu defa çok emin bir yer bulacağım. Oraya gideceğiz. Gel, bırak. Ben kaçmadım. Gideceğim. Nasıl yani? Eda var ya hani Hulki'nin kardeşi. Hulki'den nefret ediyor demiştim. Evet. Dedi ki, eğer ona yardım edersem o da bana yardım edecekmiş. Bu gece beni bir iki saat idare edecek. Hulki evde değil. Seni görmeye geldim. Bana biraz para da verdi. Kontörlü hatla telefon aldım. Hulki telefonuma el koymuştu. Numaranı ver hemen. Kaydedeyim, müsait oldukça ben seni ararım. Bir dakika, bir dakika. Önce bir bassın kafam. Seni kaçırttığını düşündüğümüz kadının ipiyle mi kuyuya ineceksin? Delirdin mi Yeliz? Üzerine su doldurur boğar seni. Ona nasıl güvenirsin ya? Çünkü artık kozlar bende. Kadın yürüyor. Ha? Bayağı yürüyor. Ama Hulki'yi ezmek için kötürüm numarası yapıyor. Bunlar ailece manyak. Evet. Onlardan kurtulmak için de acil bir plana ihtiyacım var. Eda ne yapmayı düşünüyor bilmiyorum ama en azından bir süre böyle suyuna gidersem kaçabilirim. Bu arada da bir şey bulmaya mecburum. Yoksa o evde öleceğim Ceyhun. Nefes alamıyorum artık. Tamam, tamam bulacağız bir şey, merak etme. Ver, telefonumu yazayım da önce unutmadan. İyi akşamlar. Memur beyler. Aydın Yıldırım sen misin? Benim. Bizimle karakola geliyorsun. Niye? Ne yapmışım ki? Oğlunu dövüyor musun? Kim söyledi? Yok öyle bir şey. Yüzüne ne oldu delikanlı? Kapıya çarptım. Ya ayağın neden aksıyor? Koşarken bileğim burkuldu. Babam bir şey yapmadı. Utan, utan. Bu halinde çocuk hala seni koruyacağım diye uğraşıyor. Babam yapmadı inanın. Ya baba bir şey söylesene. Ben yaptım. Bırak oğlum. Bırak da layığımı bulayım. Baba. İsteyerek yapmadı. Ben halimden şikayetçi tamam, değilim. Tamam. Baba. Oğlum. Baba. Baba. Tamam evladım. Ben halimden tamam. Şikayetçi değilim. Oğlum. Bırakın babamı, baba. Oğlum. Baba gitme ne olur. Götürmeyin babamı. Oğlum. Oğlum. Tamam evladım, o yapmadı tamam. Gerçekten. Tamam çocuğum. Tamam, sakin oğlum. Ol. Götürmeyin babamı. Ne olur. Bırakın babamı. Tamam oğlum. O yapmadı. Tamam. Tamam. Baba. Tamam oğlum. Gerçekten o yapmadı. Baba. Baba gitme ne olur. Baba gitme. Bırakın götürmeyin babamı. Baba, baba. Oğlum. Baba, baba. Tamam oğlum, baba. Tamam. Tamam. Baba, ne olur baba. Ey başını. Götürmeyin babamı. Tamam çocuğum. Baba, baba. Baba, baba. Baba gitme baba. Baba.